Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde isimlerle ilgili değerlendirmeyi yaparken isimleri bir sınıflamıştık. Şimdi isimlerin bir yapısal özelliğini de kısaca hatırlayalım. Sözcük yapısında gerçi yapıya hakimsiniz ama ben ismin yapısıyla ilgili değerlendirmeyi de kısaca bir hatırlatayım. Ardından isim tamlamalarına gireceğim. Biz ismin yapısını da tıpkı diğer sözcük yapılarında olduğu gibi kaç ayıracağız? Üç ayıracağız. Yani bir basit isim diyeceğiz. İkinci olarak türemiş isim adıyla adlandırdığımız isimden bahsedeceğiz. Üçüncü olarak ise birleşik isim neye denir? Bunu gözden geçireceğiz. Bir sözcüğün ne zaman basit olduğunu söylemiştik. Ya kök halinde olacaktı ya da o kök çekim eki adını verdiğimiz eki alacaktı. O zaman ben kök halindeki sözcüğümüzün ne olmasını istiyorum sizden? İsim olmasını istiyorum. Yani köküm isimse artı çekim eki aldırmışsam o basit bir isme dönüşecek. Mesela desek ki kitap kelimesini alalım. Hatta ona biraz ek getirelim. Kitaplarımızın diyelim. Benim bu getirmiş olduğum tüm ekleri bir değerlendirdiğinizde kök halindeki bu isme lar çokluk eki, iyelik eki, tamlayan eki dediğim bütün çekim eklerini getirmeme rağmen sözcüğün aldığı ekler sadece çekimek ile sınırlı olduğu için ortaya çıkana basit isim adını veriyorum. Basit isim bu. Türemesi için Kök durumundaki sözcüğümüzü alıyorum, ona yapım eki getiriyorum. Şimdi burada bir uyarım var. Bu kökün illaki isim olması mı gerekiyor? Yoksa kök fiil de olabilir mi? Yet getirdiğim, ekle, isim yaptığım zaman. Burada dikkatli olacağınız şu. Ben size kök türü diye soru sormadığım sürece kökünün türünün ne olduğunu hiç önemi yoktur. İster isimden, ister fiilden türeteyim. Son hali isimse orada türemiş isim vardır. Yani özetle aşağıdakilerin hangisinde türemiş bir isim vardır diye sorduğumda sizi ilgilendiren şey son halinin isim olup olmamasıdır. Kök türü diye sormadığım sürece kökle işiniz yok arkadaşlar. Şimdi bir örnek verelim. Mesela uyumak fiilinden uyku yaptım. Kökü fiilken getirdiğim ekle onu isme çeviriyorsam fiilden isim yaptığım için burada ne vardır diyormuşum? Türemiş isim var diyormuşum. Peki kökü isim olmasın, fiil olmasın isim olsun isterseniz. Mesela simit kelimesini aldım, simitçi yaptım. Kökümüz isim, simitçi derken tekrar isim türettim. İsimden isim yaptığım zamanda da yine türemiş isim vardır. Kökün ne zaman önemi var? Hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır dediğim dönemi de var. Bileşik sözcük ise biliyorsunuz ki İsim artı isim şeklinde karşınıza gelecek ya da türü ne olursa olsun ortaya isim çıkaracağız. Fiil artı fiil olabilir ya da fiil artı isim olabilir, isim artı fiil olabilir. Kısacası türü ne olursa olsun ortaya çıkan varlık ya da kavram adıysa biz buna ne diyecekmişiz? Biz birleşik isim diyeceğiz. Yani zeytinyağı isim artı isim, sivrisinek sıfat artı isim, biçer döver fiil artı fiil gibi varlığı ya da kavramı ortaya çıkartan ama aynı tür, farklı tür, hangi tür olduğunun önemi olmayan birleşik isim dedik. Şimdi ben sözcüğün yapısından dolayı bu bölümü seri geçiyorum. Çünkü sözcük yapısında zaten detayıyla size yapısal özelliklerden bahsetmiştim. Gelelim bize asıl soru olarak gelen, asıl sorularda karşımıza çıkan bölüme yani özetle isim tamlamaları diyorum. İsim tamlamalarının bir adı daha var. Karşınıza bu şekilde getirilebilir. Ad takımı. Bu ifadeyi görürseniz yabancılık çekmeyin. Önce isim tamlamasını nasıl bulacağınızla başlayalım. Çünkü isim tamlamasını bulmayı bilmezseniz ben size türlerini anlatmakta zorlanırım. O zaman ne yapıyoruz? Biz isim tamlamasında en az iki isim kullanmak zorundayız. Bunlardan birinci isim ve ikinci isim diye söz etmemek adına bunlara bir isim koyuyorum tamlayan diyorum artı tamlanan diyorum. O zaman biz en az iki ismi bir araya getireceğiz ama bunlara da özel bir ad koyacağız. Tamlayan tamlanan diyeceğiz. Peki yan yana gelmiş her iki isim isim tamlaması mıdır? Değildir. Aralarında bir anlam ilişkisi gerekiyor. O zaman aralarında bir anlam ilişkisi olmalı diyeceğim. Bir anlam ilişkisi olmalı. Peki bu anlam ilişkisini nasıl kuracaksınız? üç şekilde kurabilirsiniz. Bir, varlığın kime ya da neye ait olduğunu vermeli. Kime, neye ait olduğu. Bu anlam ilişkisini kurabilirsiniz. Örnek verelim. Mesela diyorum ki sınıfın tahtası. Bunu aldığınızda tahta nereye ait? Sınıfa. O zaman burada ne vardır? İsim tamlaması vardır. Çünkü sınıf isim, tahta isim ve onun nereye ait olduğunu veriyorum. İsim tamlaması kurabiliyorum. Peki aralarında bir anlam ilişkisi ikincisine geçelim. Varlığın ya da kavramın neyden yapıldığını verebilir. Neyden yapıldığını. Burada neyden diye yazamadım. Çünkü neyden diye bir kelime farklı bir anlama gelir. Ben aslında neden yapıldığını diye yazmalıydım ama neden niçin anlamına gelmesin diye de size biraz değişik yazdım. Ama neyden yapıldığını da verebilirim ki mesela vişne reçeli. Burada isim tamlaması var mı? Vişne isim, reçel isim ve reçel neyden yapıldı? Vişneden. O zaman burada isim tamlaması vardır diyeceğim. Bu olmak zorunda değil. Olayın nedenini verecek şekilde kullanmışsam da isim tamlaması vardır. Olayın nedenini. Ne? Mesela sınav heyecanı yazdım. Sınav heyecanı derken burada heyecanın nedeni nedir arkadaşlar? Sınavdır. E, o zaman burada ne var yine? İsim tamlaması var. Özetle iki tane isim lazım. Tamlayan tamlanan diyeceğim. Ve aralarında da bazı anlam ilişkiler olması gerekiyor. Bu anlam ilişkilerinden birini yakalıyorsanız orada isim tamlaması kurmuş olursunuz. Şimdi nasıl bulacağımız hakkında bir ipucumuz var. Gelelim isim tamlamasının türlerine. İsim tamlaması türleri diyorum özellikle. Çünkü son yıllardaki sorularında şöyle geliyor. Aşağıdakilerin hangisinde veya Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin tamlama olarak çiziyor tabii ki. Hangisi? Hangisi farklı türde bir isim tamlamasıdır veya Türkçe diğerlerinden farklı bir isim tamlamasıdır der. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda isim tamlamalarının türlerine bakacaksınız. Peki bunlardan birincisi ne? Bunlardan birincisi ve hatta en önemlisi belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasını kurarken arkadaşlar Hani bize iki tane öge lazımdı ya. Tamlayan ve tamlanan dediğimiz. Bunları alıyorsunuz. Hem tamlayan dediğimiz birinci ögemizi hem de tamlanan dediğimiz ikinci ögemizin ekleri olması gerekiyor. Tamlayan ve tamlanan ek aldığı takdirde biz buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Yani diyorum ki mesela ben size Ali'nin defteri yırtıldı şeklinde bir cümle yazıyorum. Önce isim tamlamasını kontrol edelim. İsim, isim. Defter kime ait? Ali'ye. Buraya kadar isim tamlaması var. Tamlayan ve tamlanan dediğimiz sözcüklerimizde e kaldı. O zaman nasıl bir tamlama kurmuş oldum ben? Belirtili isim tamlaması kurmuş oldum. Şimdi belirtili isim tamlaması ile ilgili bazı uyarılarım olacak. Çünkü her seferinde böyle görmek zorunda değilsiniz belirtili isim tamlamasını. Belirtili isim tamlamasının bazı özellikleri de olabilir ve bu sizin ona isim tamlaması demenizi engellemez. Bu özelliklerden değerlendirmelerimizi şöyle bir gruplayalım. Belirtili isim tamlamasının özellikleri diyelim. Ve bu özelliklerden birincisiyle başlayalım. Belirtili isim tamlamalarında hep tamlayan birinci sırada, tamlanan ikinci sırada olmak zorunda değil. Ben bunların yer değiştirmiş hallerini de belirtili saymayı sürdürebilirim. Ne demek istedim? Be mesela Eremiyordu bir türlü karı torosun diye bir cümle yazsam. erimiyordu bir türlü karı torosun. Bu cümle içerisinde kullanmış olduğum isim tamlamasını bulun desem. Kar nereye ait? Torosa. Peki burada torosun karı deseydim bildiğimiz klasik dizimi yapmış olacaktım. Ama tamlanan dediğimiz ikinci sözcüğümüzü başa, tamlayan dediğimiz birinci sözcüğümüzü ikinci sıraya almakla belirtili yapmadım anlamına da gelmesin. Hala ne vardır burada? Belirtili isim tamlaması vardır diyeceksiniz. Bu birinci özelliğimiz. İkincisine geçiyorum. Tamlayan ya da tamlanan dediğimiz sözcüğümüz düşebilir. Ama burada bir uyarım var. Bu özellikle sorulursa tamlamadır. Yani özellikle sorulursa tamlama kabul edilir. Aksi takdirde kaç tane tamlama vardır yoktur sorularında tamlama sayısına dahil değildir. Niye? Çünkü 2'den bire düşürdük. Yani tamlama yapmaktan çıkardık aslında. Ama özellikle tamlayana düşmüş, tamlanana düşmüş gibi sınır koyarsam o zaman aramaya devam edeceksiniz. Mesela diyorum ki bu kitap kimin dedim. Siz de diyorsunuz ki kitabım kayboldu. Bu aslında sizi şu anlamı vermiyor mu? Benim kitabım. Ama siz buradaki benim dediğimiz tamlayanı kullanmadınız. Sadece kitabım dediğiniz tamlananı kullandınız. Peki bu tamlamanın adını ne koyuyorum? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması koyuyorum. Peki ben size burada kaç tane tamlama vardır diye sorarsam kitabım kayboldu cümlesinde isim tamlaması yoktur. Çünkü görünürde bir tane öge var. İkinci öge olmadığı için tamlama yok diyeceğim. Ama Tamlayanı düşmüş isim tamlaması var mı dersem var diyeceğim. Yani ikisi arasındaki soru farkına dikkat edelim. Bir de tamlanan düşürelim. Diyorum ki bu kitap kimin? Ben burada isim tamlamasını inceliyorum. Kimin kitabı demedim, farkında mısınız? Aslında tamlayan elimde, tamlanan durumundaki sözcüğü kullanmadım. Peki burada isim tamlaması var mı dersem yok ama tamlananı düşmüş isim tamlaması var mı dersem var diyeceksiniz. O zaman soru köküne dikkat ediyoruz. Kaç isim tamlaması dersek kabul etmiyoruz ama tamlayan ya da tamlanan düşmesi diye sınır koyuyorsa o zaman arıyoruz. Peki hep e kelimenin kendini mi düşürmek zorundayım yoksa eki de düşürebilir miyim? Mesela şöyle diyelim o zaman üçüncü özellik. E belirtili isim tamlamalarında tamlayan eki dediğimiz birinci sözcüğün eki düşebilir arkadaşlar. Bu onun belirtili olmasını engellemez tamlayan eki demeyelim, tamlanan eki diyelim. Mesela bizim kız sınavı kazandı şeklinde bir cümle versem. Bizim kız sınavı kazandı. Burada bizim kız derken kız bize ait isim tamlaması var. Tamlayan ekimiz var ama ikinci sözcüğümüzün aldığı ek düşmüş. Peki bu ekin düşmüş olması onun isim tamlaması olmasını engelledi mi? Hayır. Hala belirtili isim tamlaması saymayı sürdüreceğiz. Belirtili isim tamlamasının özelliklerine devam ediyorum. Bakın hala belirtili deyim. Belirtili demeyi devam ettiriyorum. Ve belirtili isim tamlaması kurarken ben hep isim mi kullanmak zorundayım? Yoksa farklı türde sözcüklerle de yapabilir miyim bunu? Dördüncü özellik. Belirtili isim tamlamasında isim dışında sözcükle de kurabilirsiniz. İsim dışında sözcüklerle de kurulabilir. Yani yine isim tamlaması kuracaksınız ama isim kullanmadan yapacaksınız. Mesela neyin nesi olduğunu bilmiyorum şeklinde bir cümle versem. Burada isim tamlaması var mı desem var. Ama farkında mısınız? Ne, ne ikisi de zamir. Ben tamlayanı da tamlananı da isim olmadığı halde yani zamirden kurduğum halde hala ne var diyorum orada. Belirtili isim tamlaması var diyorum. Bu zamir olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir. İstediğiniz isim soylu sözcüğü kullanma özgürlüğünüz var. Hatta tamlayan fiilimsi de olabilir. Tamlanan olmaz ama. Tamlananlar fiilimsi görevini üstlenemez. Fiilimsiler daha doğrusu isim tamlamasında tamlanan olamaz. O zaman biz isim tamlaması kurarken isme mahkum değiliz. Beşinci özelliğimiz ben belirtili isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan dediğimiz sözcüklerimizi birden fazla sözcükten de oluşturabilirim. Birden fazla sözcük de olabilir. Bunu özellikle veriyorum çünkü siz bunu zincirleme ile karıştırıyorsunuz. Mesela evin, okulun boyası yenilendi şeklinde bir cümle veriyorum. Bir, bir de diyorum ki evin duvarının boyası yenilendi diyorum. Bu iki. Bu iki tamlam arasındaki fark nedir? Evin okulun boyası derken boya hem okula hem eve ait olduğu için tamlayanı ortak belirtili isim tamlaması kullandım. Ama boya duvara duvar eve ait olduğu için de aitlik ilgisini zincir halinde ilerlettiğim için zincirleme isim tamlaması kullandım. İkisi arasındaki farka dikkat ediyoruz. Ortak kullanımda her ikisi de aynıdır. Zincirlemelerde ise zincir halinde devam eden bir aitlik ilgisi vardır. O yüzden tamlayan ve tamlananın birden fazla sözcükten oluşması onu zincirleme yapmaz. Zincirleme isim tamlaması farklı bir şey arkadaşlar. Tamam? Şimdi geliyorum ikinci tamlamamıza. Yani belirtisiz isim tamlaması diyeceğim. Birincisini biraz uzattım biliyorum ama belirtisiz daha kısa. Belirtisiz isim tamlamasının özelliği sadece şu. Tamlayan dediğimiz birinci sözcüğümüz artık ne yapmayacak? Ek almayacak. Ama tamlanan dediğimiz ikinci sözcüğümüzü aldığınızda ise bu ek alacak. Buna da belirtisi diyeceğiz. Mesela sınıf defteri dediğinizde ortaya çıkan tamlamanın adı ne olacaktır? Defter sınıfa ait ve birinci sözcükte ek yok, ikinci de ek var. Belirtisiz isim tamlaması. Başka bir özelliği yok. Kafanızı karıştıracak bir yönde yok. Üçüncüsü takısız isim tamlaması dediğimiz tamlama. Bu sorularda karşınıza gelecek bir tamlama değil yalnız. Çünkü genelde sıfat tamlamasıyla karıştırıldığı için e, bu itirazlar ortaya çıkacak kaygısıyla belki ÖSYM sorularında çok fazla yer bulan bir tamlama değil. Takısızın özelliği ne peki? Hem tamlayan dediğimiz sözcüğümüz hem de tamlanan dediğimiz sözcüğümüzün eki yok arkadaşlar. Yani ek almaz. Böyle kurulduğu için de biz bunlara takısız isim tamlaması diyoruz. Aralarında bir anlam ilişkisi var. Neyden yapıldığını vermenin yanı sıra neye benzediğini de verir. Ve siz bu anlam ilgisini görürseniz o zaman takısız isim tamlaması var dersiniz. Mesela altın bilezik derken Bilezik neyden yapılmıştır? Altından. O zaman takısız ikisinde de ek yok. Altın kalp derseniz kalp neye benziyor? Altına. Bu da takısız isim tamlaması yapar. Şimdi geliyorum son tamlamamız olan zincirleme isim tamlamasına. Bundan da bahsederek isim tamlamalarımızı sona erdireceğim. Öncelikle Zincirleme isim tamlamasının çok önemli bir özelliği vardır. Artık elimizdeki isim sayısı 2'den fazla olmak zorunda. Yani hangisinin ne kaldığını dönemi yok yalnız. En az 3 isimden oluşan tamlamaya biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyeceğiz. Mesela ders defterimin sayfaları dediğimde Burada kullandığım sayfa deftere defter derse ait olduğu için yani aitlik ilgisini bir zincir halinde ilerlettiğim için zincirleme isim tamlaması diyorum. Ben zincirleme isim tamlamasında hangisinde kaldı ile ilgilenmiyorum. Hangi sözcüğün hangisiyle yer değiştirdiğine de bakmıyorum. Sadece aitlik ilgisini zincir halinde götürebildiğiniz sürece zincirleme isim tamlaması var diyeceksiniz. En az 3 isim dedim ama daha fazla yapabilirsiniz. Mesela spor gazetelerinin at yarışı sütunlarının yazı puntosu büyük. Ben burada nasıl bir isim tamlaması yazdım? Yazı puntosu sütuna, sütunlar at yarışı dediğimiz bölüme ve at yarışı dediğimiz bölüm spor gazetesine ait. Aitlik ilgisini çok fazla sözcük arasında da gerçekleştirebilirim. Ve burada kaç tane isim tamlaması vardır dersem bir tane. Bu kadar tamlama bir araya gelmiş ve tek tamlamaya dönüşmüştür. Bunu da özellikle vurgulayalım. İsim tamlamalarında sayıyı sordukları zaman yanlışlık yapmaya müsait çünkü. Bununla birlikte belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme olmak üzere at takımı yani isim tamlamalarında isimle birlikte bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde Etkileme görevli sözcük türlerine geçeceğim. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.